Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler hepinize. Bugün Amerikan Truck Simülatör'den bir video çekeceğim. Tucson'dan Shawlow'a doğru gideceğiz. Yeni gelen eyaletten süreceğiz yani. Yeni dediğim epey oldu da. 226 millik bir yolumuz var. Aracımız Volvo VN'nin 670. Amerika'daki en büyük kupalardan birine sahip olan araç bildiğim kadarıyla. Evet. Ağırdan çıkalım. Sola döneceğiz herhalde. Aynen öyle. Dosya epey uzun. Yola sığmıyor. Koltuğumuzu ayarlayalım ya. Bu yeni gelen haritayla birlikte oyun biraz daha bir kendini göstermeye başladı. Bir de şu şey gelse, yani yeni arabalar gelse, 2-3 arabayla birlikte insanlar artık sıkılmaya başladı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Amerika'da sağ dönüşlerde kontrollü geçişler serbest. Zaten oyun oynayan kişiler bunu çoktan öğrenmişlerdir oyundan. Aracı otomatik vites kullanıyorum. Bir sebebi zaten gerçekte de bu araçlar artık daha manuel şanzımanla üretilmiyor. Bir sebebi de DFGT ile sadece ileri geri yaptığımızdan dolayı sınavın yavaşlamalarına biraz yoruyor. Yani ileri geri yapınca birden diyelim 4'ten 2'yi çekemiyoruz veya ne bileyim 2'den ama böyle bir sıkıntı var. Da bazı yerlerde bize zorluk çıkarıyor DFGT kullanırken. Bakalım var o var mı yok. Biraz da DFGT sesi size gelebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yol ileride daralıyor. Bu yolu daha hiç kullanmadım. İlk defa geçeceğim. Kamlesin. Yine beklemiş demek istiyorum. Hız sınırı 65.000. Bakalım biz 65.000'e zaten kolay çıkmayız. Aracı yapan her kimse
güzel çevirmiş, güzel yapmış oyuna, entegre etmiş. Yani sesleri olsun, aracın interior detayları olsun. Gerçi bu zaten ETS2'lik interiordan bir nevi çevrilmiş olabilir. Modeli bilmiyorum yani ondan dolayı. Ama aracın detayları çok güzel. Zaten vereceğim şeyi videonun altında aracın linkini veririm büyük ihtimalle. Biraz sert. Parlar yakalım. En azından parlar. Sıra ani FPS düşüşleri oluyor. Sebebini her zamanki SCS'nin bazı sorunları. Bundan dolayı pek çözüm yok şu an için onlara. Ama şu yol güzel yapılmış yani. Bir ara Yılmaz abiyle multiplayer'da burada gideriz. Yolların bakayım ya. Eyvallah reis. Bakalım oradan da Türk gelmeden geçelim. Güneş batıyor. German, pardon, American Truck Simulator'de biraz daha gökyüzü güzelmiş gibi bir izlenim bıraktı bana, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yol daralıyor zaten, sağa geçmeye gerek yok. Çok güzel bir yola benziyor. Bakalım. Deneyeceğiz. Farları yakmanın vakti geldi. Virajlar sert. Dikkatli olmak lazım. Biraz açtık ama neyse. Serbest zaten arabaya. Sağ dönüş resmen 90 dereceyle açı yapılmış. Ama bu kanyon yolu herhalde, bilmiyorum tam. Boş bir yol yani, hoşuma gitti. İlk defa geçiyorum, haritada fark ettim, güzel bir yere benziyormuş gibi gözüküyor. ETS2'ye göre ATS'deki FPS'ler biraz daha stabil. Bunu da Yılmaz abinin geçenlerde dediği gibi ATS'nin DirectX 11 ile gelmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. ETS2'de şu anda DirectX
11'e geçme çabaları var. Bundan dolayı bazen sıkıntılar yaşanabiliyor oyunda. Taşıyormuşuz, ona da bir bakalım. 26.000 liraya bir oyuncak taşıyormuşuz. Sıvı bu yolda da 65 mil ama 65 mille nasıl bu virajlarda gidilir onu bilemiyorum. Tabii ki iş giden vardır ama gerçekçi olacağını pek düşünmüyorum yani. Çünkü keskin virajlar var. Arabayı şeritten çıkarmadan gitmek istiyorsanız 65 bin biraz fazla. Bendeki dorsu uzun biraz. Yani uzun dorsu aldım. Daha çok hoşuma gidiyor. Bırakacağımız yere de yaklaştık. Şovlu şehrine gelmek üzereyiz. Ha, burada iyi bir trafik var. Şehir çıkışı. Arkadaş sağa dönmüyor ama burada durduğu için bizi de meşgul etti. Orada bekleyeceğiz. Evet, bize bir yeşil yaptı. Buradan içeri gireceğiz. Buraya biraz açılı girelim. Geniş girelim. Şu bir anda alalım. DFGT'nin sesi biraz alacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Biraz da ters bir yere geldi. Ama bu şekilde yapacağız. Allah servis. Görelim de ondan sonra gene şey yaparız. Sağ taraf serbest.
PKT sizi epey rahatsız ediyordu. Ya dedim, yapabileceğim bir şey yok şu an için. Aynen, beni göremiyorum ya. Tam sağ yapalım. Pardon, sol yapalım yani, yanlış söyledim. Hafif sağ yapalım da arabayı düz bırakalım da öyle olmaz. Hadi gidelim, vurduk butonumuz. Dur şey yapmıyor ki, bırak ya. Daha rahat bırak bu olması. Evet. Takalım boşa. Kapat anaforları, çekelim indikatör. Stop edelim. Evet. Bırakalım. Sonuçları göster, devam et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize eyvallah.